Merhabalar, YouTube Disco Elysium'un bir bölümünde daha devam ediyoruz. Belki son, belki sondan bir önceki bölümdeyiz. Ama gördüğünüz gibi bu kadar görevimiz kaldı. Geçen bölümde aslında şu görevleri de yapabilirdim ama bu ve bu görevleri ne yazık ki birazcık hızlı gittim. O yüzden de yani hemen durdurayım dedim. Olmadı. Şimdi o yüzden yani sağlığımı bir düşüreceğim ama olsun deyip hemen başlayacağım. Bunları da yapacağım. Paketten alalım. Yak gitsin. Yani yaptım. Zeka gelişti ama hasar aldık tabii. Güzel. Bu görev bitti. Şimdi diğer görevi de yapalım. O da bu. Bunu da yapacağım. Yeni bir süper polis yapacak mı? Ne burada mı? Şimdi mi? Çok kötü olacak değil mi? Hadi biraz deneyelim. Mamma mia dedik. Bunlar sırf görev olduğu için yapıyorum. Yoksa hiç yapmayacaktım ama şu anda yani 5'e 5 olduğu için de bence olur be. Sorun değil. Hatta şöyle ikisini de geri düzeltirim. Yani iyi iyi. Hadi gidelim. Tamam. Böylelikle bu iki görevi de bitirmiş olduk. Bunun dışında başka görevimiz var mı? Var tabii de. Buralarda var mı yani? Yok. Tamam. Bunların hepsi ada görevi artık. Hadi gidelim adaya. Artık çıkmanın zamanı. Hava durumuna bakalım. Hava durumu 20 santigrat. Kısmen bulutlu diyorsun. Hadi gidelim. Tabii haritada da yapmadığımız şeyler vardı aslında. Ne olduğunu öğrenemediklerimiz. Belki onlara da bakılabilir ama hala böyle ani bir şey çıkabilir diye pek de yapmak istemiyorum. Yani şöyle diyeyim. Geçen bölümde bir anda buraya geldik de, geçen bölüm değil, 2 bölüm önceydi galiba. Şuraya geldiğimizde bir anda savaş çıktı. O yüzden fenaydı yani. Neyse, halter var, demir kapı var. Yani onun için yetenek bulundurmamız gerekiyordu, öyle demek daha doğru olur. Ama 4 tane yeteneğim varmış, yani bence sıkıntı olmaz, gidip bir şeyleri deneme vakti ya o zaman. Belki son bölüm olmayabilir mesela, gidip halteri deneyelim bir. Aceleye gidelim, demir kapıya gidelim. Demir kapı neredeydi hiç hatırlamıyorum. Tasya ile zaten artık konuşamıyoruz. Avlu duvarını yapamadık. Çöp konteyneri var. Gerek yok. Harita duvarı var. Gerek yok. Joyce'da konuşamıyoruz. Lillian'le konuşamıyoruz. Yani konuşuyoruz da gerek yok. Kapatasçı ile konuşamıyoruz. Lavo. Ha, tıraş olmak için gerek yok. Bununla da işimiz bitti zaten. O zaman geriye zaten çok bir şey kalmamış. Bunlardan birisi halter, birisi demir kapı, birisi de acele. Hadi üçüne de gidelim. Gel 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 gidelim. Gerçi sana da aslında bir şey sorabilecektik galiba. Empati miydi sana? Yok, soğukkanlılıkmış. Soğukkanlılık vardır ya. İşte soğukkanlılık bol. Tabii kıyafet seçimi için de bayağı uğraşacağız yani. Hadi hayırlısı. Soğukkanlı. Hım hım hım. Tam bunda soğukkanlılık var. Tam bunda da soğukkanlılık var. Kadar. Yani artı 2 aldık. Artı 1 de buradan alacağız zaten. Soğukkanlılık nerede? Burada. Seviye atlat. Kabul. Gel buraya gel. Güzel. Eşcinsellik hareketi mi falan filan diyor. Tecrübe kazandık. Yani eşcinsel misin dedik. Öyleyim dedi.
Yani bir şeyler anlat dedik. Perşembe geceleri falan filan neden toplanıyorsunuz falan filan. Kim olduğunu bilmek hoşuma gidiyor dedi falan filan. Hiç bana göre değil dedim. Teşekkürler. Buymuş yani. Zaten belli değil miydi ya? Bunun için empatiye mi ihtiyacımız vardı gerçekten? Hiç empati yapmadık değil mi doğru? Soğukkanlı bir şekilde sormaya çalıştık. Ayakkabı giyecektik bir de. Hadi gidelim. Şimdi iki yeri daha açmaya çalışacağız. Onlar da kas gücüyle. Aslında direkt kas gücünü de alabilirdik. Birincisi demir kapıydı ama demir kapı neredeydi? Ben onu hatırlamıyorum. Yani gerçekten demir kapı neredeydi? Bir halter burada değildi, pardon. Kütüphaneden girecektik. Yani elbette buradan da girebiliyoruz ama buradan daha uzun oluyor. Gerek yok. Revaşol, Oranye, Klasye. Şuraya. O halteri kaldıracağız. Bize kas lazım. Buradan harita çalmamızı mı istiyordu ya acaba? Harita mı dızlasaydık bir tane? Belki daha işimize yarayabilir bir şeyler de çıkabilir. Ama gelin bakalım. Şimdi önce bir kere deneyebiliyor muyuz? Aynen. Kelepçe olmadığını fark ettik. Başın ağrıyor. Yani benim başım ağrımıyor bence. Ben kas gücümü bir giyeyim şöyle. Kas gücü artı bir. Yani dediğim gibi keşke bunları şuralarda bir yerde bir sıralama şeysi olsaydı. Bana kas gücü falan versen mesela artı birmiş. Kas gücünde ne var? Bir de hatırlamıyorum ki. Yani hatırlamak zorunda da değilim bence. Keşke bir tık daha düzenlenebilir olsaydı. Bu vardı doğru. Tamam. Böyle. Hadi dalalım. 58. Başarısız olduk. Bir daha deneyeceğiz, sen merak etme. Hatta belki bir daha deneyeceğiz. Sen hiç merak etme. Bunu halledeceğiz biz. Devam. Devam. Yani bir şey söylemedik. Moralimiz azaldı. Önemli değil. Geri de aldık morali. Şimdi kas gücü basalım. Aa, bir kere daha basabiliyoruz sadece. Kötü oldu. Hadi hayırlısı o zaman. İyi bari sonunda. Yani daha ne olsun? İşte bu dedik. Moralimiz de arttı. Tamam. Tamam. Güzel teknik dedi. Şimdi demir kapı nerede? Kim bilir acaba? Buraya da ışık lazım bir de, değil mi? Tamam Kim, tamam. Biliyorum önemli şeyler bunlar ama. Demir kapı şuradaki miydi ya acaba? Oradaki neydi acaba? Daha doğrusu. Yani biz şu an bir yere ışınlanıyoruz. Demek ki oradaki gerçekten de bir şeydi. Alan.
tarafına da bakalım o zaman. Dondurma paketlerine baktık. Yani oradaki şeyi merak ettim ya. Neydi ki o acaba? Ve demir kapı ne? Demir kapı ne? Ha, demir kapının ne olduğunu gösterin. Nere olabilir diye düşünüyorum da yok ya. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Bu arada öyle gidince aha şurada bak mesela. O ne be? O ne be? Burada yer var. Aa, ben hiç bakmadım be buraya. Diyen ayakkabılar var diyor. Da biri kalmış. Bu ne? Kartpostal. Demir kapı derken burayı mı kastediyordu acaba? Perdeye vurduk. Daha sert vurduk. Daha da sert vurduk. Yumruğun acıyor. İçeride her kim varsa onu uyandırmanın farklı bir yolu olmalı. Kitap evindeki kadına sormalıyız diyor. Ha diyorsun. Ya soralım gel. Burayı merak ettim. Doğru. Böyle gelelim kim? Koş. Çıkalım bir. Kadına soracağız. Bakalım ne oluyormuş orada? Neler dönüyormuş? Adaya gitmeden önce buraları temizlememiz lazım. Çünkü adaya galiba yani artık oyunun finali olması lazım adanın. Yapmadığımız bütün işleri yapalım. Yani zaten 80 civarında şey yapmışız. Yani kitap almak istiyorsam kitaplar burada. Sattığın kitapları bilmiyor musun? Nasıl bir satıcı kendi ürünlerini bilmez falan filan. Bir dakika. Ha, o görev artık alınamıyor o zaman. Tamam. Bitmiş yani buradaki iş. Yani o zaman devam. Demir kapıyı aramaya gidiyoruz. Yani demir kapı nerede olabilir? Apartmanda da yok. Düşününce. Yani demir kapı belki orasıydı. Yani demir kapı. CD. Yani tam yerlerini gösteriyor değil mi bu? Tam yerlerini gösteriyorsa burası yani kütüphanenin olduğu yer zaten kitaplığın, kitapçının. Yani bilemiyorum. O yüzden kiliseye gideceğim. Aceleyle de konuşup artık adaya gitmenin zamanı geldi ya. Elimizde fenerle milletin karşısına çıkmasak çok daha iyi ama. Yani birazcık da polis havası da veriyor tabii. O saçma filmlerde olan polisler olur ya, onlardan. Şimdi acele acele. Senden bir şeyler çalmam lazımmış galiba. Bunu denedik. Oldu. Bunu aldık. Falan filan dedik. Anlamadım dedi. Güzel dedi. Gümüş kuş dedi. Falan filan. Sonra ne oldu? Falan filan oldu diyor. Evet, bu işi onayladı yani. Adaletin yerini bulmasını sağla, evrakta yüzleş diyor. Listeye ekledim. Hayır, bence evrakta bir yere varamayız, her şeyi reddedecektir dedi. Yani soralım. Bu arada evrakın görevi otomatik olarak iptal olmuş olması lazım. İptal olmamış ama yani Everard'ın yanına gidemiyoruz zaten. Empati arttırıp buraya geri geleceğiz. Yapalım onu da. Kıyafetler full. Empati üzerine olanlara bakalım hadi. Mantık falan filan. Bu empati azaltıyormuş. Empatim şu an artı bir zaten. Daha da lazım ama. Böyle az. Şimdi Everard'ın yanına gitmeyi de deneyebiliriz bu arada.
Yanlış değil, olabilir yani. Belki oradan iptal olabilir ama bir görevdir aldık yani, bence güzel. Daha böyle yan görevlerden alamadıklarımız falan varmış. Bir tane uzun bir seri varmış yani, o ayıya giden işte. Ama yapamadık mesela ayı görevini. Sana bir şunu. Güzel. %42. Deneyelim. Başarılı oldu. Güzel. Cihaz ağda acelenin elinin sıcaklığını taşıyor diyor. Yani uyuşturucuların etkisi geçerken bu rutubeti kilisede kalmak zorunda olduğun için üzgünüm. Bu yaşta yaş da fark etmez ama buradasın. Havanın kararmasını bekliyorsun. Gözlerinin içine bakıyor ve çevresi gülünç miktarda makyajla sarılı olan göz bebeklerini kocaman açılıyor. Bu dünyaya inşa edenler onun senin için daha iyi bir yer olmasını istemişti. Ama bunu başaramadılar. Onların başarısızlığında bu cihazla birlikte yaşamak daha kolay. Gerçek bu, söyle ona diyor. Bu çocukça bir fantezi değil. Yaklaşan tehlikeye karşı gerçek bir silah olarak kullanılabilir. Ne? Karanlık. Biliyorum. Cihazı yanımdan ayırmam diyor. İçinde dert olan ne? Falan filan. Öyle mi? Böyle. Çok fazla şey gördüm. Buraları artık geçiyorum. Bence de epey sembolik. Hatırlamıyorum. Kokusu işte falan filan. Ama şey söyledin sen de. O nedir? Güzel. Teşekkürler. Bir şeyler anlattı yani. Şimdi başka ne var? Ya da başka bir şey var mı? Şimdi ve Evrart'a gideceğiz. Yazılımcı Sona'ya mantık, Noya kavramsallaştırma, Andre'ye işbirlik. Yani herkese bir şeyler yapacağız. Ama yapmaya değer mi işte? Joyce falan filan. Yani mantığı arttırsak da bununki kusursuz zaten. Yani 12 atmamızı istiyor. Gerçi yani biraz mantık olsa çok da yapılmayacak bir şey değil elbette. Yani belki deneyebiliriz ya. Hadi bir mantık verelim. Kabul et. Bir kere deneyeceğim ama. Sonra mantığımızı giyelim üzerimize. Mantık hangisinde yok? Yani hangisinde eksi? Bunda eksi. Şunu bir çıkaralım. Bana şimdi mantık 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 diyelim şunu. Şunu da giyelim. Mantık mantık mantık. Ama bu kadar galiba. Bu arada artık iyice karıştı ya. Hangisinin ne olduğu hiç belli değil. Aşırı sinirimi bozuyor o yüzden. Ha, iki mantık daha artı dört mantığımız var. Gerçi altı mantığımız var. Yedi mantığımız oldu böylelikle. Yani artık, ama bir dakika, bunda eksi 10 vardı değil mi? Evet. Su bilmiyorsun diyor. Yani buna daha sonra geleceğiz zaten. Yani bırakalım o zaman. Andre. 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 Bacağından vurulduğumuz için dans edemiyoruz tabii. Neyse ya. Daha bununla uğraşmayacağım. Ben ışınlanabiliyor muyum? Hayır. Dışarı çıkmam gerek önce. Tamam, gidelim bir Evrart'la konuşmayı deneyelim ki konuşamayacağız zaten, o yüzden görev muhtemelen direkt iptal olacak. Sonra da bu adaya doğru gideriz ama adayı işte bir sonraki bölümde yaparız ki o zaman daha mantıklı olur hem. Şimdi gel bakalım. Elimizdeki lanet şeyi de bırakalım ya. İşte
işte yani buradaki adam, şuradaki adam, onlarla konuşmamız gerekiyordu. Konuştuktan sonra gidip yaşlı kadınla konuşmamız gerekiyordu, kadın kamyoncuyla falan filan. Herkes nerede? İçeri girmeme yardım edemez misin? Hayır, şimdi ne olacak? Sen ne yapacaksın? Eminim sorun çıkmaz. Seninle konuşmak iyi oldu. Buraya artık gidemiyoruz. Buraya gidemezsek Evrart'ın yanına da gidemiyoruz. Yani ben buraya hiçbir şekilde gidemeyeceğim. Şuradan atlamayı denesem atlayamıyorum da. Atlamak için burada en azından bizim olması gerekiyordu. Yani bildiğin olmadı yani şu anda. Şuradaki parayı da alalım da. Kısacası görev kendiliğinden iptal olmadı ama mantıken iptal olmuş sayıldı. Şimdi başka kim var? Başka kim var? Konuşmadığımız falan. Yok ya, galiba herkesle konuştuk değil mi artık? Herkese ne var ne yok dedik, artık adaya gitme zamanı yani. Ama dediğim gibi bal ve hayattayız falan. Dosya kapandı falan. Mantıklı. Önce iş sonra aş. Şimdilik bu kadar. Peki burada başka bir şey sorabiliyor muyum? Telsizi açtık. Yani falan filan. Yanlışlık var. İletişim engelleniyor. Tamam. Alet çekmecesi. Alet çekmecesi. Muzu uçlu levyeyi aldık. Hayda. Bir tane de levye varmış burada. Tamam. Bak ya, Kitsuregi orada saklıyormuş. Ben levyemi alayım şöyle. Levye önemli ya. O zaman let's go mu ya? Galiba let's go. Yapacak gerçekten bir şey kalmadı artık. Herkesle konuştuk, her yere baktık. Daha bir şey var mı? Gerçekten emin değilim. Yani bir tıraş olabiliriz. Yani tıraş olsam ne işe yarayacak? Tıraş olmayı da istemiyorum zaten. Ne gerek var yani? Gayet güzel bence. Bakalım. Ne kadar diyor? 92 diyor. Yani güzel görülecek mi ki? Zannetmiyorum ya bu arada. Henüz dinlenmeye vakit yok. Tipimize baktık. Aynadır bu dedi. Yani bu bölüm erken mi bitse yoksa başlasak mı bilemedim ya. Hadi ya gidelim, neyse. Erken bitirmeye gerek yok. Bir sonraki bölüm erken biter artık. Hadi görüşürüz. Let's go. Arkasında küçük bir dümen motoruyla bir tekne cam gibi denizin üzerinde yüzüyor. Üzerindeki iki oturak boş. Tekneye bindin mi bu iş bitti demektir. Koya açılman için çalıştırma kolunu bir kez çekmen yetecek. İçinde tuhaf bir endişe beliriyor. Şimdi gitmek istediğinden emin misin? Gerekli tüm hazırlıkları yaptın. Bu hesaplamaları kapattın mı? Henüz hazır değilim. Çünkü oyunu kaydedeceğim buraya. Yani oyunu kaydetmemin pek bir anlamı yok aslında ama... Aha, bir dakika. Oyunu yükle dedim değil mi ben? Lanet olsun. Ben burada kapatıyorum o zaman. Çünkü geri kalan her şeyi yeniden yapacağım. Lanet olsun sana. Yani hatırladım da zaten tam biz arabanın oradayken kayıt almıştı. Yani 2 dakika önceydi altı üstü. O yüzden hadi gidelim. Peki, sorun olmadı yani. Şimdi gitmek istediğine emin misin? Yani sen dümene geç. Ne? Yani Hüzün FM şarkısı patlatacağız. Peki dedi. Hüzün FM yavaş, hüzünlü rock şarkıları çalan bir radyo istasyonudur. Frekansını ezbere biliyorsun. Biliyor gibisin. Binip adaya gidelim hadi. Artık bunun zamanı. Artık bunun zamanı. Hayda, tipe bak ya. Tipe bak ya. Bu nedir be?
Yani kim sen de kıyafetlerini değiştirseydin aslında attığımız zarlar çok daha iyi olabilirdi. Bak haberin olsun. Ama sen sırf kendi kıyafetlerinde takılacağım diye bizim işlerimizi batırıyorsun ya. Olmaz ki böyle. Bak doğru düzgün kurşun atamamanın tüm nedeni bu kıyafetin, haberin olsun. Yani kim? Umarım bizi bir yere çarptırmazsın be. Çarpıyor gibiyiz. Ha iyi bari. Ya daha oyun bitmedi. Hadi hadi. Azıcık git. Ağır ağır gidiyor ya bir de. O ne be? Ha, petrol falan mı sızıyor oradan ne? Sanki öyle bir şey. Bu adada da yapacaklarımız var. Zırh parçası var, silah var. Bunların hepsini burada bulacağız. İptal olmadıklarına göre yani. Öyle diyeyim aslında. Spoiler sayılmaz yani bu. Tabii açıp merak edip baktığımda doğru tabii. Atla kim? Tekne yavaşça duruyor. Teğmen motoru kapatıyor. Ardından sessizlik. Kanat sesleri sessizliği bozuyor. Uzakta bir bıldırcın sürüsü dağılıyor. Hadi gidelim. Evet, şimdi. Hadi hayırlısı deyip yolumuza başlayalım. Derme çatma bir köprü, bombalar köprünün temelini yıkacak kadar güçlüymüş. Paslı zincir yolunu okyanusta devam ediyor. Paslı zincir okyanusa giriyor, adayı kıyıdaki ikmal deposuna bağlıyor. Sondaki depoya gidiyor. Ha evet, öyle görünüyor. Sence ne içinde? Belki adaya cephane ve başka malzemeleri getirmek içindir. Ayrıca zinciri yükselterek koyu kilitlemek mümkün. Bir savunma önlemi olarak koyun bu tarafına kilitleyebilirsin. Kime karşı? Düşmanlara karşı. Revaçoğlu komününün düşmanlarına karşı. Bu deniz kalesi sanırım devrimcilerin bir tahkimatıydı. Hadi hayırlısı. Ya şuralar, aslında buralara da bir gidesim var. Koşsana birazcık. Mesela buralar ne? Buralarda bir şey yok mu? Varmış mesela. Bu lastikten ayrılmak üzere en az 50 yıl olmalı diyor. Ha buraya daha gidemiyor muyuz? Tamam. O zaman let's go. Buralara da gidemiyoruz. Bir tek burası var. Bu da geniş bir yer değilmiş ama bakalım. Kat yanıcı madde. Bidondan biraz yakıt sızmış. Siyah ve yoğun mazot kokusu burada havaya sinmiş. Ve kim? Yes. Tamam. Hiçbir şey de demiyormuşsun sen de. Dururken ayaklarının altındaki kuru otlar çatırdıyor. Uzaklarda sakin suyun üzerinde kuşlar uçuyor. Çırpıntı sesleri ne? Bir bıldırcın sürüsü havalanıyor. 100 metreden daha uzaktalar. Şu an 102-105.
Kırkıntıların altında adacıkta mı? Neredeyse hiç rüzgar yok. Sadece sazların arasına geçen hafif bir esinti var. Su attığında su kamışları sallanıyor. Uzun zaman önce kurumuş yapraklar birbirlerine çarpıyor. Büyük bir esere başlamadan önce sessiz bir hazırlık içerisindeki bir orkestra gibi. Katılan birkaç kişi için büyük önem teşkil ediyor. Batıda deniz havası sessiz bir tıslamayla bir çam ağacının nilelerinin arasından geçiyor. Doğuda şehrin uzaktan gelen gürültüsü bugünün rüyası gibi uzakta. Ondan daha yakında cızır hareketleriyle süzülen kumun sesi var. Bir kuş tüylerine bakım yapıyor. İleride hafif bir uğultu var. Rüzgar beton bir kutunun eski yarıklarının ve çatlaklarının içinden eserek yankılanıyor. İçi bomboş büyük bir bina. Onun ötesinde daha kuzeyde bir koruganın camından rüzgar esiyor. Orada çok az şey var. Rüzgar çayır gibi bir yerde çiçekleri titretiyor. Hiç ses yok. Sazlar ve su kamışları hareketsiz duruyor. Sessizliğin altında Voldemort. Ne? Kim? Efendim. Zayıf bir adam sağ bacağındaki ve kasağındaki acıyı düşünmek için burada dururdu. Ama sen durmuyorsun. Senin odaklandığın yani ne kadar sessiz olduğuna dikkat ettin mi? Ettim. Bir şey daha dinlemem lazım. Kim? Evet. Bu oda epey sessiz. Öyle mi? Hadi gidelim. Burada bir giriş var. Burada bir giriş var. Bir de onun üzerinde IHM yazıyor. Bir de benekli bir yıldız var. İHM mi? Bu neredeyse tanıdık. Yani İHM ne? İnsülin de halk milisleri. Komüncilerin ordusunun resmi ismi. Devrimin silahlı ve beyazlılarının ordusu. Şeye çok benziyor. RHM'ye. Evet. Neden? RHM, IHM'den kalma olabilir. Olabilir mi? Kesin bir şey söylemek imkansız. Savaştan sonra kaos çıktı. İsim güzeldi. İnsanları bize katılmaya itiyordu. Batı Revaçal çoğunlukla işçiler ve suçlulardan oluşuyordu. Tatlı siyasi düşünceler beynindeki neokortekse hücum ediyor. Vasat bir sporcu pestleri çıkmış bir bacakla vücudunu sürüklese nefes nefese kalırdı. Ama sen kalmıyorsun ve kıçından kan damlarken bile siyaset düşünüyorsun. Yani sadece soluklandık. Bu diğerlerinden daha iyi korunmuş, yazı hala okunabiliyor. Beyaz yıldız? Hayır. Ters bir yıldız. Boynuzları gökyüzüne bakıyor. Komünün sembolü. Küçük noktalarda yıldız mı? Hayır. Issız ada takımı. Issız takım ada. Dolores döneminde bir insülin de sembolü. Denizdeki yüz olarak bilinir. Eski duruyor. Burada ne arıyor? 4 sene sonra mı? Burada olanların üstünü kapatmak için yeterli değil bu. Gefra Entertainment. Gördüğünüz gibi o varillerden biri hala yakıt sızdırıyordu. Şehir böyle şeylerle dolu işte. Eski mermiler, silahlar, yakıt. Bura var, bura var. İki tane yol var. Biraz sıkıntılı ama. Ha, gidebileceğimiz çok şey var yani. Önce buraya gitsek. Şurada var. Buralar da var. Gel hadi. Hadi gel. Gerçi önce etrafı keşfedip sonra mı gitseydik? Yani evet buralarda bayağı bir şey var. Bayağı bir şey var. Silah teçhizatı falan filan diyor. Ben o zaman dışarı çıkıp bu bölümü bitiriyorum. Bir sonraki bölümde adayı daha net bir şekilde gezeriz ya. Çünkü bu daha uzun sürecek gibi. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Kapatamadım.